Tamam, devam edeceğim. Ee, Nabi'nin katili ısrarla neden bulunmuyor? Çünkü Adalet Bakanı bugün yaptığı açıklamada katil ve katiller dedi, elimizde kayıtlar var dedi. Hatta hatta e, satır alanına bakınca kamuoyuna sızdırılmayan ifadeler var gibi anladım. Yani kamuoyuna sızdırılan ifadelerin raporlarında Adalet Bakanlığından bilerek ve isteyerek sızdırıldığını düşünmeye başladım kamuoyu narin cinayetiyle oyalanarak ne elde ediyorlar kardeşim bunlar? Ve ben Adalet Bakanı'nda, devletinin de, jandarmanın da, istihbaratın da, oradaki siyasetçisinin de, o köyde yaşayanların da katili de, katilleri de neden öldürüldüğünü çoktan bildiğini düşünüyorum şey Erkan Türk'ten. Elbette bilmez olur mu? Orası zaten bir operasyon alanıymış eskiden. Herkes biliyor. Ben bile öğrendim. Yani biz nasıl öğreniyoruz? Sen, yani ben şimdi Diyarbakır'a gittim mi? Gitmedim. Siz yani bunu öğrenmek için özel olarak Diyarbakır'a gittiniz mi gitmediniz? Sizin özel olarak Diyarbakır'a da... gitmedim ama Diyarbakır'da birileriyle görüşerek çok özel bilgiler aldım. Yani aldınız size kadar gitti bilgiler. Bakın siz öğrendiniz. Sizden başkasına gitti. Bana da geldi. Size geldiği gibi bana da geldi. Biz de bilgiler aldık. Tahminlerimiz de vardı. Ya herkes aslında biliyor bir şeyler olduğunu. Ne olduğunu da biliyor. Siyasetle ilgili şeyler var orada. Ya peki zaten söyledik Ali Bey ne dedi? Yani ben işte Osmanlı'nın daha önce bizim ailemiz ibrikçiliğini yapıyordu. Bizim ailemiz önemli bir aile, kutsal bir aile, şu aile, bu aile denilerek. Zaten ortaya konulan bir gerçek var. Daha fazla bizim de dile getirmemize de gerek yok esasında. Bunu devlet yetkilileri biliyor. Bu cinayeti ne siz çözeceksiniz de ben çözeceğim. Halkta birçok şeyin farkında bakmayın siz. Bütün bu olaylar bazı siyasi geçmişle de ilgili. Fakat sadece benim anlamadığım bir kısım var. Belki siz de o kısmı çözdünüz veya size söylendi bilmiyorum. Benim anlamadığım kısım bu kızcağız bu çatışmanın ortasında özellikle ne üzerine bu hale getirildi? Yani hangi olay üzerine? Bir siyasi olay olduğu açık ortada da. Özellikle hangi olay üzerine? Ben öyle anlatıldığı gibi artık efendim bize söylendiği gibi yok kurban edilmiş. Yok efendim bir görüntü görmüş onun üzerine bu iş olmuş gibi düşünmüyorum. Başka şeyler var ama buradaki esas mesele Ha, bu mesele de yine devlet içerisindeki bir çatışma alanı, birilerini zorda bırakma alanı oluşturma meselesi gibi geliyor. Ama burada eğer bir bu kızcağız kurban edildiyse, yani ayn olarak söylemiyorum bu kurbanı yanlış anlaşılmasın, o şekilde değil. E, maalesef çok kirli bir plan uygulanıyor, orası da o kirli planın parçası. Ya ülke tamamen Meksika sınırına dönmüş gördüğünüz gibi işte dün Bodrum'daydı Yunan askeri bugün Datça'da yani oradan da yola çıkarım. Nalin cinayeti e çözülememiş Yunan askerleri ülkeye girmeye başlamış. Ee, i̇çte kaos var 27 sabıkası olan adam dolaşıyor. Diziler ama şahane gidiyor şahlanışlar. Yani bir deliliğin içerisindeyiz ve bir patlama noktamız var. Su eskiden yavaş yavaş ısıtılıyordu ama şu anda çok hızlı ısıtılmaya başlandı ve bazı kötü istenmeyen olaylara gebe olacakmış gibi bir durum var şu anda. Siyaset de aynı şekilde. Herkes hazırlıklı olsun her şeye. Özellikle Amerikan seçimlerinden sonra. Evet. Sahil güvenlikle ilgili olarak yeni bir dizi çekilir dedin ya. Aklıma geldi birden. Adına sahil güvenlik derler dizinin. E bizimkiler Yunanistan sahillerine gidip operasyon yapıyorlar. Yunanlılarda gizliyor. Bizim sahilde operasyon yapıyorlar. Aslında arka planda gizli bir anlaşma yapmışlar. Neymiş o? Ya, <laughs> ya senaryonun senami... içine korlar algı açısından söylüyorum ya. Yer ya algı... yani. Ya şöyle bir senaryo yapılabilir mesela yani. Efendim Türk istihbaratının haberi dahilinde bu operasyon yapıldı. Yunan askerlerini biz oraya çağırdık. Biz o esnada Yunan botuna eşlik ediyorduk. Kameraya girmemiş İçin, bu. İçindeydik ya. ya. tamam evet öyle de denilebilir. Ya Ama hatta bak, şey diyeceğim. E Türk Hava Yolları'na ta tahmin ediyorum Yunan e, silahlı kuvvetlerinden ya da hava kuvvetlerinden ayrılmış yaklaşık yüze yakın e, eski subay e, pilot Türk Hava Yolları'nda uçuyorlar. Bu güvenlik meselesi olabilir mi? Bir sorun olabilir, olabilir mi gelecek? Tabii yani? olmasın elbette ki olabilir. Ben size daha önemli bir şey söyleyeyim. Şu ana kadar bu Yunan askerinin Datça'ya ayak basması üzerine bir açıklama gelmedi Ali Bey. Şu an ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ne söyleyeceklerini tasarlamaya çalışıyorlar. Yani nasıl inandırıcı oluruz? Biraz daha baskı olursa söyleyecekler bir şeyler de. Olmazsa geçiştirecekler. Şimdi o söyleyecekleri şeyi düşündükleri için bence söyleyecekleri şey de şu var. Biz telsizle bunlarla irtibat haline girdik. Bunlar gire, efendim buraya girebilir miyiz dediler. Biz izin verdik. Neden? O esnada bizim hücum botumuz orada değildi ama dedi ki siz gidin alın bizim adımıza. Onlar da bize getirdi kardeşim o botu. O yüzden de her şey kontrollüydü. O esnada bir İHA dolaşıyordu yukarıda. O onları gözetliyordu. Her şey kontrollü. O rekorlar. Demonajlar süple verme. <laughs> ya bak yarın bunu söyleyebilirler ha. Bak bunu söyleyebilirler. Evet. ya e, tabii geçen seninle bir programda e, bu kimlik bilgilerimizin çalınması üzerine konuşmuştuk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalan diye bir açıklama yaptı. İlginç. Bununla ilgili son dakika bir haberi paylaşmak istiyorum Erkan Türk'ten. Tabii buyurun. E-Devlet verilerinin çalınarak paralel E-Devlet kurulduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu. Peki iddialar doğru mu? İlginç bir şekilde veri sızıntısını önleyemedik iddiası yalanlanmıştı. Ee, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da veri sızıntısını önleyemedik şeklinde açıklama yaptığı iddia edilmiş. Bu açıklamanın daha sonra yanlış olduğu, çarpıtıldığı, yalan olduğu anlatılmıştı. İlginç. Bu e-devlet verilerini çalan şahıslar internette bir site açmışlar. Adına da paralel de devlet kurmuşlar. 200 liraya abone oluyorsun. Size de istenilen vatandaşın kimlik fotokopisine kadar her şeye erişebiliyoruz. Sayı 108 milyonmuş. Ulan biz 86 milyonuz. 108 milyon nereden çıktı diye merak ediyorsanız. Çok basit. bir, mültecileri de koymuşlar oraya. İki, aynı zamanda turist olanları da koymuşlar oraya Erkan Türk'ten. Bugün bir izleyicim yazdı. Abi o 200 lira dündü. Şimdi 250 liraya girebiliyorsun diye yazdı. Ya tam bir rezillik ya. Zam gelmiş. E tabi her şey pahalanıyor. Ne yapsın çocuklar? Onlar da biraz çalışmış. Fazladan da e, bu parayı hak etmişler yani bu ülkede. Böyle şeyler olur. Ya ben alıştım artık. Bedava da satılıyordu. Aslında çok para alıyorlar gerçekten. Ben şöyle açıklayayım. Mesela ben bedava ulaşmıştım şeye. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimlik bilgilerine ben bedava ulaştım. Özgür Özel'in kimlik bilgilerine bedava ulaştım. Sonra Ümit Özdağ'ın kimlik bilgilerine bedava ulaştım. Yani şöyle baktım gerçek mi diye bana birileri gönderdi. Hocam dedi bakın böyle yaptım bunların kimlik bilgilerine ulaştım dedi. Bir dakika dedim ya aynısını ben yaparsam olur mu? Olur hocam dedi bakın aynısını yapın dedi. Bota bu komutu girin dedi ismi yazın dedi ulaşırsınız. Hakikaten bedava ulaştım ben yani. Bunlar çok para alıyor. Üstelik ben suç duyurusunda bir adresi bulunmuştum suç duyurusunda. Onu da yayınladım. Ne yaptı acaba o polis yetkilileri işte neyse o konuyla ilgilenenler gerçekten o adres bir şey yaptı. Siber, siber siber suçlarla mücadele merkezimiz varmış. Şimdi adam internet kurup 108-105 milyon kimliği orada deşifre edecek ve siz buna ulaşamayacaksınız. Ya böyle saçmalık olabilir mi? Ya Erkan Türük'ten bugün devlet senin e, evindeki bilgisayara girerek sen kimlerle mesajlaşmışsın? Hangi sitelere girmişsin? Kaç dakika kalmışsın? Ee, anında ulaşabilecek bir noktada önce onu söyleyelim. Bakın anında söylüyorum. Her şeyine ulaşabilirler. Yazışmalarına ulaşabilirler. Ya kimliklerimi çalışmış o adamlara ulaşamıyorlar. Böyle bir rezillik olur mu ya? <laughs> Ama belki çaldırdılar bilerek. Ya tabii Niye çaldırdılar bilerek? ayın e, memduh bayraktaroğlu gibi ben de diyeyim ki benimki iddia şu an. Yani böyle bir iddiada ben de bulunayım şimdi. Niye olmasın? Yani bir izleyicimiz de biraz önce yazmış onu söyleyeyim. Bu boş bir iddia değil açık söyleyeyim. Bu da bu da aslında otomatikmen yine güvenlik problemini kimi bürokratların, kimi ajanların, kimi fötöcülerin, FETÖ artıkları yapıyordur bunu. Niye? Aha, bir dakika, Türkiye... onu söylediler zaten. evet, evet tamam. çakabilirsin, çakabilirsin bunu. Ya kardeşim dediler önce FETÖ bunları çaldırdı dediler. Bizim bir suçumuz yok. FETÖ'cüler yaptı dediler. Sonra inkar ettiler tabi de. Sonra inkar ettiler. Bir kısmını ana FETÖ çalmış yani öyle dediler. Çok FETÖ ilginç. Bu adalar meselesini konuşurken unuttum. Bugün Cihat Yaycı Beylik Silahı'nı almış Yunanistan'ın işgal ettiği bir kayalığa çıkarma yapmış. <laughs> Cürafa adası olarak. <laughs> ya arkadaş hani ben gitsem anlaşılabilir bir şey. Sen gitsen anlaşılabilir bir şey. Şu anda yaklaşık bin izleyicimiz var. Bin kişi de birer tekneye bitse o kayacıya çıkarma yapsa anlaşılabilir bir şey. Ama cihat yaydı çıkamaz kardeşim. Sen sıradan bir adam değildin ya. Sen bu ordunun en üst komutanlarından bir tanesiydin. Yunanistan işgal ederken sen neredeydin ya? Şimdi beylik silahını alıp gidiyorsun. Ama Sayın Cihat Yaycı üzülmüş biliyorsunuz. Bugün o Datça'daki görüntüyü o da paylaştı. Dedi ki bu benim dedi çok yaraladı. Yani biz kayalığa çıkarma yapıyoruz dedi. Adamlar Datça'ya gelmiş dedi. Bir <laughs> sıfır önde demek istedi yani adamlar. Ya onun bir... olmadı ki. Zafer kazandık diye Zürafa Adası'nda kayacağı çıkarma yaparken adamlar Datça'da piknik yapıyormuş Yunan askeri. <laughs> Ayıp olmasın diye de fazla uzatmamış yani. Geri dönmüşler. Bu da tabii koskoca Cihat Yaycı'yı yaraladı. Yani üzdü tabii ki. Ne yapsın? Ona iş düşmüş. Yani şimdi üzülüyor. Ya Sayın Cihat Yaycı evet kayalığa çıkartma yaptı ama şunu görmesi lazım. Bu hükümet bu hükümet öyle kayalığa falan filan sahip çıkmayı bırak. Kendi e, sınırlarına sahip çıkmamış. Kendi sınırlarını kevgire döndürmüş. Bu şimdi de ortaya çıkan bir gerçek değil. Yani Belki Sayın Cihat Yaycı şöyle düşünüyor. Ya ben içten bir muhalefet yapayım ama yine Sayın Erdoğan'a yakın durarak bunu yapayım. Bir şekilde belki bunu etkilerim. Sizin öyle bir gücünüz yok. Yani siz mavi, evet mavi vatanı çizdiniz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok güzel. Ama bu düşüncenin yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Yani Sayın Cihat Yaycı bu hükümetle olmaz sizin açık açık bu hükümetle olmayacağını deklare etmeniz gerekiyor yani e, yoksa çok daha fazla hayal kırıklığına uğrarsınız çok göstermelik işler yapıldı ama şu anda Mavi Vatan sadece kağıt üzerinde kaldı maalesef bazı noktalarda belki yol alındı Libya ile hududumuzun deniz hududumuzun e, çizilmesiyle ilgili mesela Mavi Vatan evet Sayın Cihat Yaycı'nın çok emeğinin olduğu çok çalışmasının olduğu bir projeydi. Çok doğruydu, haklıydı. Fakat hükümet maalesef bunları bir hamaset unsuru olarak kullandı. Ve bugün biz Akdeniz'de bizim mavi vatanda toprak parçamız aslında deniz bölgemiz olarak gösterdiğimiz alanlara gidemiyoruz Amerika'dan izinsiz. Yani kağıt üzerinde kalmış. Oralara hiç müdahale edemiyoruz. Hatta Gazze soykırımı başlarken bu soykırıma destek mahiyetinde Amerika'nın uçak gemisi bölgeye geldiğinde ilk bizim orada sondaj gemimizin demirlediği ve bizim toprağımız dediğimiz yani deniz alanı olarak söyleyeyim tabii ki toprak değil orası dediğimiz bölgeye gittiler adamlar demirlediler gıkımız çıkamadı Ali Bey gıkımızı çıkaramadık Kağıt üzerinde bizim mavi vatanımızdı. Evet. Ama Amerika'nın gemisi gitti. Uçak gemisi orada demirledi. Bir şey gösterdi bize. Ya sen bunları çizebilirsin. Ama dedi senin gücün yok şu anda dedi. Bak Yunan hangi cesaretle hangi cesaretle Datça'ya askerini çıkarabiliyor ya? Nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Böyle bir şey mümkün mü? Ha bunu mümkün haline getiren ben değilim. Tamam Sayın Cihat Yaycı da değil. Ama bu hükümet. Siz bu hükümete hiç konuşmayarak ya benim vicdanım parçalandı. Kalbim yaralandı. Keşke bunları görmez olaydım. Tayyip Erdoğan'a iki çift laf edin o zaman. Lütfen. Ben ediyorum. Söylüyorum yani. Bu insanları hayal kırıklığına uğratmakla kalmadınız. Yunan postalının Datça'ya Kurtuluş Savaşı'ndan sonra tekrar değmesine vesile oldunuz Tayyip Erdoğan. Bunu söyle Cihat Yaycı, Sayın Cihat Yaycı. Ben Sayın Cihat Yaycı'yla çıktı bir sürü efendim daha önce de benim de e, program yaptığım hatta komplo teorisi diye işte tırnak içerisinde konuşulan yerlere çıktı. Çıkmaya devam ediyor. Ben bu ülkeye Cumhurbaşkanı adayı oldum. Cihat Yaycı daha önce BBN Türkiye geldi. E, çıktı, konuştuk. Dedim ki Sayın Cihat Yaycı bir program yapalım beraber. Bu depremle ilgili siz de bu depremin tetiklenmiş olabileceğini söylüyorsunuz dedi. Ee, dolayısıyla bunun üzerinde en çok duran ve Türkiye'de bu konuyu gündeme getirmiş olan kişiyim. Kibir için söylemiyorum. Doğru olan buydu. Bu konuyu tetiklendiği, bunun bilinçli olarak yapıldığı konusunu dile getirdim. Cihat Yaycı bunu destekler mahiyette söyleyince ben de numarası da var Cihat Yaycı'nın. Gittim dedim ki sayın komutanım bu konuda bir program yapalım. Benim de çünkü iddiam buydu. Önce bu iddiayı biz yaygınlaştırdık. Siz de bunu söylüyorsunuz. Bana verdiği cevap beni çok üzdü, yaraladı. Ve bana çok saygısızca geldi. Dedi ki ben komplo teorisyeni değilim Erkan Bey dedi. Ben komplo teorisyeni değilim Erkan Bey diyen kişi benim söylediklerimi tekrar ediyor yalnız. Aynı zamanda ben komplo teorisyeni değilim diyen Erkan Bey deyip Geçiştiren kişi efendim astrologların da program yaptığı yerlere çıkıyor. Yani bunu niçin yaptığı anlayabilmiş değilim. Ya yani bunları söylüyor. Ama belki de ben açık açık cephe aldığım için iktidara karşı direkt lafımı esirgememeye başladığım için Sayın Cihat Yaycı bu konuda ütmüş olabilir. Çünkü o Erdoğan'a henüz bir şey söyleyemiyor. Biz söylüyoruz. Yani ben üzüldüğüm çok nokta var da daha fazla dile getirmek istemiyorum.